larına çevrildi. Benzer hizmet için alınan iki farklı ücret tepki çekti. Ege ve Akdeniz sahillerine gitmiyoruz bu yüzden. Bence alınmamalı yani. Normalde hizmete tabi bedeli alınıyor. Ünlü tatil beldelerinde bazı kafe ve restoranlarda yiyip içen müşteriler faturayı görünce şaşkına uğradılar iddiaya göre. Çünkü hem kuver hem de hizmet bedeli alınmıştı ve tartışma da böyle başladı. 132 lira kuver, 235 lira hizmet bedeli. Hesabın neredeyse %15'i. Üstelik daha yemek bile gelmeden yazıldı. Bir müşteri o adisyonu sosyal medyada paylaştı. Polemiğin fitili ateşlendi. Sandalyeye oturdun, 30 lira. Adam başı. Daha yediğin yüzdesi kuveri yok. Vallahi ben hemen kaldırın diyorum. Açıkçası ben Kayseriliyim. Fazla ödemek istemiyorum. Güzel bir mekana gittiğimde veririm yani. Çünkü hizmet güzel. Alaçatı ve Bodrum gibi beldeler fahiş fiyatlı müzik bedeli, Çanakkale ise soğuk suya alınan ekstra ücretle gündeme geldi. O tartışmalara şimdi de hesaptaki kuver ve %10 hizmet bedeli eklendi. Tatilciler parayı ödedi ama sonrasında iki ayrı ücret yüzünden isyan etti. Sürekli gidilen yerler olmadığı için bir problem yok. Kaliteli hizmet aldığını bilirsin. O zaman da verdiğin paranın ya da ödediğin hesabın bence hiçbir şeyi yok, sakıncası yok. Her şeyin bir hakkı vardır yani. Yani şurada yediğimiz yemeğin bir fiyatı vardır. Yaz geldi, voleyi orada vuralım gibi durum da yanlış bence. Kuver ücreti işte masadaki su, ekmek, ezme ya da peynir gibi yiyeceklere yazılıyor. Yani bu da fişe yansıtılıyor. Aynı şekilde garsonun yaptığı hizmeti de bu şekilde faturaya yansıtabiliyor işletmeciler. İşte bu noktada da bir ayrım oluşuyor. Kimine göre bu alınan ücretler haklı, kimine göre ise de etik değil. Adam kalkıyor 300-400 lirayla kişi başı yemekten kalkıyor. Eğer ki yüzde alıyorsan ayrıyetten de kuver almayacaksın arkadaş. İkisini birleştirdiğinde fiyatlar çok yüksek çıkıyor. Peki kuver ücreti ödememek mümkün mü? Mutlaka adisyona bakacak, sorgulayacak.